Haa okey, bir ama eklemiş. Hadi şimdi bu bağlıcı başka cümleler içinde de kullanıp pekiştirelim. Bu kıyafet piyaja giyilir ama sahnede giyilmez. Bu kıyafeti sesi olmayan şarkılarıyla gündeme gelmeyen giyer ama sanatkar olan giymez. Bu kıyafeti yabancılar giyer ama burası Türkiye giyemez. Ha, hadi giydi ama o dans edemez. Evliliği yolunda değilse, aldatılıyorsa, boşanıyorsa ve yeni bir erkek peşindeyse giyer. Ama her şey yolunda giden Allah'ım kudurt. Kudurt. Hepsini kudurt. Hepsini kudurt teker 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 hepsini kudurt Hepsini al şöyle bir tanenin tersiyle geçir ya. Ya bayılıyorum ya sana. Sana, sana bayılıyorum ya. Seni seviyorum. Şu ana kadar tamamdı ama bu sefer limiti aştı. Şimdi tüm o amaların sonrasındaki cümlelerinize cevaben ben bir kadın bedeninde dünyaya gelmiş bir insanım. İsmim Gülşen. 26 yıldır tek başıma ayaklarım üzerinde duruyor ve arı gibi çalışıyorum. Hiç kimseye muhtaç değilim. Pop müzeye değer ve yenilik katabilmek adına sayısız şarkı yazdım. Tabi bu uzun yolculukta hiçbir şey bana altın tabakta sunulmadı. Düştüm, kalktım, mücadelesini verdim. Çok da yaralandığım oldu elbet. Ya Allah'ım bak tüm sinirlerim tepemde şu an benim. Yani bu, bu, bu kadına bunu yazdırıyorsunuz ya. 26 yıldır yani 26 yıldır bu piyasada ya onun için söylüyor. Floppet'cim çok öpüyorum başarılar şimdiden canım benim. Yaralandığım oldu evet ama bugün geldiğim noktada ve her zaman ihtiyacım olan gücü hep kendi içimde buldum. Taştan duvardan olmadığımı, sadece bir insan olduğumu hep hatırlattım kendime. Mesleki hayatım boyunca hep zamanın ruhunu ortaya koymaya inandım okuma e, zamanı ruhunu okumaya inandım. Müziğimin, bedenimin, zihnimin, kelimelerimin hep özgür ve bağımsız kalabilmesine gayret ettim. Var olanı yetinmeyip yenilenmeye, değişime açık kalmanın mesleğimin ne kadar doğru biçimde icra edebilmek için en önemli unsur olduğunu hep bildim. meğer insan performansına gösterdiği özeni giyimine de gösterince sanatkarlığı yok oluyormuş. Vazgeçmem istenen şey daha daha az göze batmak ya da daha çok onay görmek için kendimi, bedenimi, vizyonumu yok etmem mi? Yoksa asla inanmadığım belirli belirli haftalar, haftalara ya da yargılara itaat etmem mi? Yok. Ben de bu satırları tam da o yüzden yazıyorum. Kıyafet üzerinden farklı farklı abalarla sırf beni ya da sizden olmayanların nasıl alaşağı ederiz diye düşünerek çıktığınız bu yolda aslında kendi ayaklarınıza hem cinslerinizin ve evlatlarınızın ayaklarına takmaya çalıştığınız prangaların farkında mısınız? Bir gün gelip kadını ya da kendinden Olmayanı yok saymaya, baskılamaya ve gerektiğinde yok etmeye hevesli bu atar ki sistemin sizin gibi düşünenlerden de aldığı güçle gelip sizi de boğabileceğini hatta boğmakta olduğunu görmüyor musunuz? Vallahi seni çok seviyoruz be. Vallahi ben senden razıyım. Ben senden razıyım. Allah da duysun beni. Ben bu kadından razıyım arkadaşlar. Evet ben bir anne babanın kızı, evet bir erkeğin eşi ve bir yavrunun annesiyim. Babasının kızı, bir erkeğin karısı, bir çocuğun annesi olmaktan öte ben aklı ve düşünme yeteneği olan özgür iradeye sahip bir insanım. Bu sıfatlardan fazlasıyım. Hiçbir sıfatın kölesi değilim. Kimseye ait değilim. Ben kendimim, kendime aitim. Düşünsenize sınırlarını başkalarının belirlediği bir yaşam nasıl sürdürebilir e, sürdürülebilir olabilirdi? Herkesin sınırları birbirinden böylesine farklıyken. Bu sitede korkutucu gelmiyor mu? Bana bugün sınırı açtı deme yanılgısına düşenler, kendi sınırlarını daha da daraltan birilere çıkıp ahkam kestiğinde beni ve bugün neler söylediğimi hatırlamayacaklar mı? Evlatlarımız tecavüze uğrayıp öldürüldüğünde o zehir dolu amalarla aynı kaynaktan çıkan üzerinde ne vardı sorusu hangimizin nefesini daraltmadı? Bu zihniyetteki soruların aslında soru değil yargı olduğunu hepimiz maalesef ki biliyoruz. Bu sorular gibi tıpkı eşim Ozan'a yüzlerce kez sorulan Gülşen'in kıyafetlerine karışıyor musunuz? Eşinizin kıyafetleri çok eleştiriliyor. Siz ne düşünüyorsunuz soruları da aynı zehirli kaynağa hizmet ediyor. Görmüyor musunuz? Kadınlara anne olma, evlat olma, eş olma, erkeklere erkek olma, hükmetme zorunlulu zorunluluğunda olma, aksi takdirde eksik olacağı üzerinden uygulanan tüm tahakküm nasıl bir cehennem olduğunu ve bu tahakkümün en sonunda erkilik taşıyamayanın ya da onun yasalarına uymayanın yaşamdan silinmesini meşrulaştırmaya hizmet etmekte olduğunu ne olur görelim artık hep birlikte. Bir insanın yaşam hakkı, yaşam tercihleri bir başkası tarafından belirlenemez. Bir cins ya da insan bir diğerinden üstün olamaz. Aptala anlatır gibi kadın tane 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 anlatmış. <laughs> Çok güzel yazmış. Eşim dediğiniz kişilerle gerçekten eş misiniz düşünün. Bir hayatı bir arada geçirmeye, bir arada ilerlemeye, yürümeye, el ele yan yana söz verdiğimiz eşlerimiz bizim eşimizdir. Bizi hayata çağıran anne babamızdır. Bize karşı sorumluluğu olanlar kendimizi gerçekleştirmemizde bize kendimiz olmamızı sağlayarak yardımcı olması gerekenler. Masum evlatlarımızdır en başta kendi yalanlarımızdan, kötülüklerimizden, cehaletimizden korumamız gerekenler ki kendileri bir bütün olarak geldikleri bu dünyada tüm şahanelikleriyle özgürce ve mutlulukla var olabilsinler. Ağlayacağım Allah çarpsın ki. Çocuklarımıza ve kendimize öğretmemiz gereken en önemli şeyin kimseye zarar vermeden, yalan söylemeden, hiçbir canlının yaşam hakkını çalmadan, kırmadan, incitmeden yaşamak olduğuna yaşamın yaşamının ve kendi kıymetlerini bilerek sadece kendi hayallerinin, yeteneklerinin ve emeklerinin peşinde olmalarınınsa bu hayatta mutluluğun ve huzurun tek anahtarı olduğuna inanıyorum. Benim mesela hiçbir zaman ne giydiği, ne giymediği, yakıştığı, yakışmadığı, çerçevesinde, kıyafetim üzerinden yapılan eleştiriler değil. Hiçbir zaman da olmadı. Çünkü bu son derece göreceli ve her kişiye göre değişebilen zevklerle milyonlarca farklı şekilde yorumlanabilir yorumlanmalıdır da. Benim dediğimi söylüyor. Ya diyor ki beğenmeyebilirsin. Diyor ki beğenmeyebilirsin. Ama diyor oturup da benim üzerime yaftalar yapıştıramazsın diyor kadın. Benim asıl mesela yakışık alıp alınmaması ile ilgili yaptığınız tüm yorumlar. Bir kadının nasıl giyinmesi gerektiğine dair kestiğiniz tüm ahkamlar bana kıyafetim, yaşım, anneliğim, cinsiyetim, eşliğim ya da sanatkarlığım üzerinden kurulmaya çalışılan tüm baskılar gibi eğer çeşitli baskıların içine hapsedilmiş, nefessiz, umutsuz, çaresiz bırakılmaya çalışılmış tek bir kişi dair var ise okuyup nefes bulsun. Çünkü sandığı dünyada aslında yalnız olmadığını, kabul gördüğünü ve çok sevildiğini bilsin istedim. Çünkü yaşam bu zihniyetler kadar küçük değil. Yaşam kocaman ve yaşamak çok güzel. Gülşen ağlayacağım. Yani diyor ki bir tek diyor Seren Serengiller Demet Akalınlar Işın Karacalar Bir Cambariler Artolar yok diyor biz de varız diyor. Biz de kalabalığız diyor kendisi. Biz de diyor kendi kalabalığımızı yaratacağız diyor. Aslında dediği şey bugünün sonunda ve yani o kadar eminim ki bunun üzerine o konuştukları o ağızlarını yaya yaya pis pis tükürükler saçtıkları, zehirler saçtıkları o pis kelimelerin üzerine bunu gündeme bile getirmeyecekler o programda. Açmayacaklar abi. Ben Gülşen'i de takip etmiyormuşum. Bundan sonra her sabah aşk mesajları gitsin bakalım. Bundan sonra hadi bakalım gitsin bakalım. Bundan sonra her sabah aşk mesajları. Hadi bakalım kim durduracak? Hadi bakalım beni kim durduracak bu dakikadan sonra?